Şimdi nasıl? Dedim. Şimdi daha iyi, daha net duyuluyor. Tamam, süper. Şahane gözüküyorsun. Aynı şekilde. Birazcık izleyicilerimizin moralini düzeltmek için balkondan bağlanayım dedim. Biliyorsun ben Almanya'dayım. Evet. Saat farkından dolayı şu anda oldukça aydınlık. Güzel kuş sesleri de geliyor arada. Kara ormanlara doğru bakıyorum. Belki biraz içimizi açar diye düşündüm. Şahanesin. Çok heyecanlıyım. İlk defa bir canlı yayında bu kadar heyecanlanıyorum. Herkes arasında bu kadar heyecanlanıyorum. Bir taraftan terliyorum galiba seninle olacağı için. Psikiyatristlerin insanların heyecanını alması gerekmiyor mu? Tam Ama tersi sen olmuş. özel bir yerim var ki benim hayatımda tam böyle dönüm noktası. İnan sesim bile titriyor seninle konuşurken. İyi ki varsın. İyi ki siz de varsınız, sen de varsın, siz de kansersiz yaşam olarak varsınız. Çok mahcup ettin yazdıklarında beni. Estağfurullah. Özcan da geldi, Itır geldi, hoş geldiniz diyoruz. Ya herkesin gerçekten en ihtiyaç duyduğu konuk. Ben de böyle bir taraftan sorular karalıyorum. Şunu da sorayım, şunu da sorayım diye. Enteresan bir dönemden geçiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bir taraftan travma diye adlandırıyoruz. Bir taraftan merak ediyorum. Hemen böyle dalmak istiyorum soruların içine. Gerçekten hepimiz için travma olacak mı bu süreç? Travma deyince insanın aklına hayatının tehlikeye girdiği bir şey, psikolojik anlamda travma böyle bir şey. Kendinin ya da çok yakınındaki bir kişinin hayatının veya bedensel bütünlüğünün tehlikeye girdiği bir durumdan bahsediyoruz biz. Bu durumda bir kısım insan için gerçek bir travma olacak, özellikle hastalığı yaşayanlar ve sağlık çalışanları gibi hastalığa tanık olanlar için. Ama bu dönem hepimiz için travma olarak yaşanmak zorunda değil. Bizim için zor olacak, travmatik olacak ama bunların hepsi o ağır travma tanımından başka şeyler. Mutlaka travma olarak yaşamak zorunda değiliz ama kimi insanlar doğrudan ya da dolaylı olarak travma olarak yaşayacaklar maalesef bu dönemi. Ve Peki yaşıyorlar. çocuklar bunu nasıl hatırlayacak? Hangi yaş grubu? Mesela benim 5 yaşında bir yeğenim var. Akşam beraber Ege ile uyurken şey diyor. Dida bence Çin. Dedim ki bak Ege insanlar normal hayata dönmeye başlamış. Çin'deki çocuklar insanlar sokağa çıkmaya başlamışlar. Olamaz. Çıldırmak üzereyim. Çin telefonla bağlanıp herkesten özür dilemeli dünya yaptığı bu kötülük için falan diyor. Yani hangi yaş grubu çocuklar bunu nasıl hatırlayacak? Ne yapacaklar? Nasıl Evet. yaşıyor bunu çocuklar? Şimdi öncelikle tabii ben erişkin psikiyatrisi uzmanıyım. Ama bir yandan da anneyim. Benim kendi küçük kızım Arya da ilk bu olayı duyduğunda dedi ki işte Çinliler peki neden böyle bir şey yaptı dedi. Gerçekten de insanlara bir kötülük yaptığını ve hepimizi zor durumda bıraktığını düşünüyor dıştan gelen bir gücün. Fakat çocuklar için özellikle senin yeğenin gibi daha küçük yaştaki çocuklar için ailelerin bunu nasıl yaşadığı ve çocuğa nasıl yansıttığı çok önemli. Ama şu da bir gerçek ki yani bir insanın anne, baba, teyze olması o kişinin şeyden korkudan, kaygıdan bağımsız olduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla tabii ki de şu ana kadar birçoğumuz kendi travmamızı veya kendi zorluklarımızı, kendi stresimizi yaşarken bir yandan da çocuklarımızla ilgilenmek zorunda kaldık. Çok doğal bir şekilde yani biz hiç bu konudan onların yanında bahsetmesek ki bahsediliyor. Yani doğal olarak telefonlaşıyoruz, işte Zoom görüşmeleri yapıyoruz. Ama yine de çocuklar bunu fark ediyorlar. Ama çocukların nasıl yansıttığımız, kendimizin de nasıl algıladığımız, tabii ki onların kafasında onu, bu olayın nasıl yer ettiğini çok değiştirecek diye düşünüyorum. Bizler öfkeli miyiz? Efendim? Öfkeli miyiz?
Tabii ki de öfkeliyiz Dida. Yani sen biliyorum ki birçoğumuz gibi yani özgürlüğüne düşkün bir insansın. Hepimizin hayatında bir takım engeller oldu. Hepimizin yani hiç beklemediğimiz bir anda bütün yaşamamız, bütün özgürlüklerimiz, seyahatimiz, planlarımız, yaz tatilimiz, düğünlerimiz belki de engellendi. Sağlığımız bir risk altında ve bu doğal olarak bir hem bir korku hem de bir yandan öfke yaratıyor. Öfkeli olduğunu birçok insanın düşünüyorum içinde bulunduğu duruma. Bastırıyoruz sanki, yani biraz daha normalleştiriyoruz. Çok şükür evdeyiz. İşte evi olmayan insanlar var. Biraz daha sanki bunu normalleştirmeye çalışıyoruz gibi geliyor. En azından ben de yapıyorum. Şimdi hastanede olan çocuklar var. Biraz fazla öfkeyi bastırıyor gibiyiz diye düşünüyorum şu süreçte. Ne düşünüyorsun bu konuda? Olabilir ama bir yandan da yani bu senin yaptığın şey hani çok şükür evi olmayanlar var veya çok şükür sağlığımız yerinde bu bir yandan da bir başa çıkmama mekanizması. Dolayısıyla yani bunu hiç öfkemizi hiç yokmuş gibi saymak tabii ki de kötü bir şey. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu yaptığımız olumluyu düşünmeye çalışmak ve durumumuz için şükretmek aslında kötü bir mekanizma değil. Yeter ki hayal kırıklığına uğradığımızı, öfkeli olduğumuzu fark edelim, kabul edelim. Onu tamamen yok saymayalım. Ama bunu fark edip, bunu kabul edip yine de öfkemize rağmen şükretmeye ve içinde bulunduğumuz durumun iyi yanlarını görmeye çalışmayı ben kötü bir tepki olarak görmüyorum ya da baş etme mekanizması olarak görmüyorum açıkçası. Yani belki de bir ruhsal gelişim süreci olarak algılayabilir miyiz? Evet, bu soruyu da yazmışsın ve ben yani bunun cevabını sen herkesten daha iyi biliyorsun. Senin kitabını okuyan birisi de bunu çok iyi bilecektir. Kansersiz Yaşam Derneği'ni takip edenlerin hepsi kendisi kanseri yaşamış insanlar değil. Ama içimizde çok sayıda hepimizin, ailemizde, kendimizde bu böyle bir deneyim var. Yani yaşamımızın tehlikeye girdiği, çok stresli, üzüntülü, korkulu bir deneyim yaşayan birine mutlaka tanık olduk. Şimdi çok yaygın bir şekilde bütün dünyada yaşanıyor. Ve sen de çok iyi biliyorsun ve bu çok güzel anlatıyorsun kitabında da ki bu dönem, böyle dönemler bir yandan insana çok acı çektirir ama bir yandan da gelişme için bir şanstır aslında. İnsanın hayatını sorgulaması, eski alışkanlıklarını bazen bırakması, her zaman olmasa bile için bir şanstır ve ben burada bir gelişim fırsatı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Yani bu gelişim fırsatını ama belki de şöyle açıklamak lazım. İnsanların üzerinde çok büyük bir baskı da var. İşte bu dönemden yeni bir işte yeni bir beceri sahibi olmadan çıkmayan bir insan sanki başarısız örneğin. Bu dönemde öfkelenen ya da bu dönemde strese giren bir insan başarısızmış gibi. Bu kesinlikle doğru değil. Olgunlaşma şansı var ama bu mutlaka böyle bir takım yeni beceriler kazanmak ya da işte bir takım yeni bir iş kurmak gibi böyle somut şeylerle olmak zorunda kesinlikle değil. Evet, kendimizi hep bu kalıplara sokmaya çalıştık, değil mi? Maalesef. Yani bir yandan bilmiyorum sen nasıl yaşıyorsun ama bir yandan bu süreç böyle bir yavaşlama, geriye dönüp bakma fırsatı veriyor bize. Bilmiyorum o şekilde yaşayabiliyor musun sen de? Ben biraz daha yarım toplamaya çalıştım. Ne yapamadığım şeyleri. Hı. Biraz yazmaya çalıştığım şeyler vardı. Mesela neden yazamıyorum? Zaman istiyorum. Dernek bu arada bizim tabii kanser hastası çocuklar çok etkili. Onun yapmamız gereken şeyler var. Birinci derecede risk grubuna girdiler bu süreçte.
Hani, onlarla biraz daha fazla çalıştığımız bir süreç oldu evden. Ben, eğer depresif olduğum bir gün varsa onu depresif yaşamaya gayret ediyorum. Üzülmem gerektiği bir gün varsa üzülüyorum. Ben biraz daha bırakarak çalışıyorum. Ege'nin gelip gitmesi bize çok büyük bir motivasyon oluyor. Birden evi hareketlendiriyor ama aynı zamanda da birden biraz izlemeye çalışıyorum bu süreci. Ama değil de izlemeye çalışıyorum. Yani Amerika işte umutların ülkesiydi. Amerika böyle böyle oluyor. Biraz sizin oraları izliyorum. Yine Almanya biraz böyle favori ülke. Biraz daha düz bir çizgide gidiyor. Çalışıyorum. Onunla ilgili sorularım olacak sana. Hani çünkü belli ki bu süreçten ekonomik kriz bekliyor hepimizi. Hani yeni normal diye bir şey oldu. Bir şey duymaya başladık bu aralar. Hani yeni normal diye bir şeye geçeceğiz. Eski normal diye bir şey olacak. Hani bunlar hayatımızda enteresan yeni kavramlar geliyor hayatımıza. Ben izlemeye çalışıyorum. Biraz daha bırakıyorum. Yani içim ne derse bir şey öğreneyim. Galiba ben o kadın değilim. Hani spor yapayım. Baktım her şeyi yiyorum bazen. Önümüzdeki hafta hemen psikiyatristimle bir randevu almayı planlıyorum. Çok özledim kendisini bu arada. Selam yayınımızda. Böyle. Şimdi çok haberlerde izlediğim enteresan bir haber var. İnsanlar karantinanın bitmesi için protestolara başladı. Evet. Çok değişik bir haberdi. Yani hatta şöyle bir şey duydum, bir pankart. Begüm geldi, bu arada bir projesi var onun, TÜBİTAK'la ilgili. Hemen iletişime geçmek istiyor o da. Doktor Begüm Kayar geldi. Bizim komitemizden. Sevgiler Begümcüğüm. Ben sana ona çok selam. Nineciğim, yönetim kurulumuzdan, annem burada, icra komitemiz burada, herkese selamlar Bahar'cığım. Orada Çok diyor selam. ki, korona hakkınızı elimizden alamazsınız. İnsanlar artık bu duruma geldiler Amerika'da. Yani Türkiye'de ben annemlerden, işte bu 65 yaş üstünün çok fazla evde kalması. Yani bu 65 yaş üstünün nedir? Nasıl değerlendiriyorsun? Daha ne kadar evde? Benim annem yani eğitimci ama buna rağmen niye kendilerine zarar gelmesin kısmını anlayamıyor. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Yani onların psikolojisini bize biraz anlatabilir misin? Tabii ki de. Benim annem de aynı durumda. O da aslında bir bilim insanıdır. Ama ya 65 yaş üzerindeki kişilerle ilgili hatta bizim psikiyatri derneğimiz de çok güzel bir bildiri yayınladı. Bu arada bizim Türkiye Psikiyatri Derneği çok çok güzel tepki verdi sizler gibi. Ve onların şeyinde web sitesinde bulunabilir birçok kaynak. Şöyle bir şey. Biraz önce söylediğimiz kişinin kendi hakkında karar verme hakkını kesildi mi acaba?
Ha, ben duyuyorum. Tamam. Çünkü bir an için dondun da. Dolayısıyla yani bu kısıtlanmışlık durumu 65 yaş üzeri kişileri daha fazla rahatsız etti. Üstelik tabii yani zaten sağlıklarıyla ilgili endişelerinin olabileceği bir dönemdeler ve bu hastalık işte sadece yaşlıları etkiliyor. Önemli değil, sadece yaşlılarda görünüyor gibi tepkiler de onların hem kaygılarını hem de öfkelerinin artmasına neden oldu. Burada kullanılan dil çok önemli. İlk başta yani biz gençler tarafından da belki resmi kaynaklarda hani sanki 65 yaş üstünü böyle bir dışlanan karantinaya sadece onlar alındı böyle bir grup, bir tehlike oluşturan bir grup gibi yansıttık belki de. Halbuki tam tersine onların iyiliği için evde kalmaları, sağlıkları için önemli ve aslında mantıklı düşünen senin annen gibi, benim annem gibi birçok insan da bunu belki de zorlanmasaydı da kendileri yapacaklardı. Almanya'da da öyle. Yaşlı insanlar çok dikkat ediyorlar. Evet, yani burada sokağa çıkma yasağı yok. Ama mesafeye ve sokağa çıkmakla ilgili işlerine çok dikkat ederek yapıyorlar. Belki kendi ellerinde olsaydı bu güç daha kolay olacaktı diye düşünüyorum. Ama bizim tabii ki de bu televizyonlarda yansıtılması da çok işte kötü oldu. İşte yolda yürüyen yaşlılar, işte evlerine girmek istemeyen falan. İnsanlar bunları üzerine alındılar. Ama bunu bilmek lazım ki orada eleştirilen yaşlılar bilinçli olanlar değil. Aslında kurallara dikkat etmeyenler, genç ya da yaşlı kurallara dikkat etmeyen insanların eleştirilmesi çok da anormal bir şey değil. Başkalarını riske atan insanları. Ama çok haklısın. Yaşlılar maalesef ya yani 65 yaş üstü, bu arada yaşlı bile sayılmıyor aslında yeni değerlendirmelere göre. Ama 65 yaş üstü kişiler bu konuda üzerlerine alındılar. Kısmen haklılar ama bunun sağlık için olduğunu unutmamak lazım ve bunun kişisel bir şey olmadığını hatırlamak lazım diye düşünüyorum. O bilgeliğe de en çok sahip olacak kişiler de onlar aslında. Evet. Bu arada Özkan çok tatlı bir soru sormuş. Nasıl çok güzel adı nedir diye. Bu kuş kara tavukmuş. Kara Çok güzel, tavuk. çok güzel siyah bir kuş. Burada çok var. Bizim ailemiz için de bir anlamı var. Kaybettiğimiz bir insanı hatırlatıyor bize. O da kuş seslerini çok seven birisiydi babamız. Kanserden kaybettik onu da. Benim için çok anlamlı ve şu anda tam karşımda duruyor. Özkan'cığım, Defne Hanım Almanya'dan bağlanıyor bu arada. Özkan'ın da bir kalp hastalığı var. Çok üzülüyorum Özkan'la. Özkan da evde yaşıyor. Kişilerin içinde. Akşamları mesajlaşıyoruz biz onunla. Çok merak ettiğim psikiyatrik tanısı olan bir grup var. Obsesif Evet. kompulsif tanısı olanlar. Bu süreçte nasıl etkiler? Şöyle dedi, çok güzel, her zamanki gibi en güzel noktaları buluyorsun ve soruyorsun. Yani tam bant eline dokunuyorsun gerçekten. Biz bunu deprem döneminde de yaşadık. Ben deprem döneminde psikiyatriye daha yeni başlamıştım. Ve bu dönemde ilk insanların olaya uyum sağlamaya çalıştıkları, ilk şoku yaşadıkları dönemde obsesif kompulsif bozukluk dahil olmak üzere ağır psikiyatrik hastalığı olan bir grup insan o dertlerini ilk başta unuttular. Yani daha çok bastırdılar. Önemli olan da o krizi çözmeye yöneldiler. Ama tabii ki de şu anda yaşadığımız sürecin özel bir tarafı var. Yani obsesif kompulsif bozukluk belki bilmeyenler vardır. Hani temizlik takıntısı dediğimiz, yani obsesif kompulsif bozukluğu olanların hepsi temizlikle ilgili takıntıları olmuyor. Ama çok büyük bir kısmında belli düşüncelerin tekrarlanması ve bu düşüncelere karşılık bir takım hareketlerin yapılması oluyor ve bu çok çok sıklıkla temizlikle ilgili, pislikle ilgili, kirlenmeyle ilgili düşünceler oluyor yaşadıkları şeyler. Yani biz bu hastalıkta bir dıştan gelen bir tehlike var. Bak, ben şurada göstereyim. Yani
dezenfeksiyon sıvısıyla dolaşıyoruz ve bunu böyle yapmamız için obsesif kompulsif bozukluk olmamıza da gerek yok yani. Böyle Maalesef şu ana kadar obsesif kompulsif bozukluğu olmayan insanlar bile çok takıntılı, temizlik takıntılı bir hale geldiler. Çünkü büyük bir risk var ve bu riskten korunmak için dezenfeksiyon yapmalıyız, temizliğe uymalıyız. Herkesin bana söylediği. Ama tabii ki de obsesif kompulsif bozukluk dahil olmak üzere kriz anlarında bizim çok iyi bildiğimiz bir şey var. Kişinin var olan psikiyatrik sorunları ya da kişilik özellikleri abartılı hale gelir. O ilk şoku atlattıktan sonra bütün hastalıklar için geçerli ama bu durumun özelliği nedeniyle özellikle tabii takıntı bozukluğu olanlarda geçerli. Maalesef psikolojik zorluklarımız abartılı yaşanmaya başladı. O yüzden... Yeni alışkanlıklar edindik. Evet, mukaddesin gibi. Yani sizlerde o noktaya gelmek üzereyiz aslında psikiyatrik tanısı olmayanlarda. Yavaş yavaş. Acaba ki normalde mi böyle olmalıydık? İşte bu kutu kolaları yıkamalı mıydık böyle? Kardeşimle konuşuyoruz. Bir de şeyi düşünüyorum. Acaba bir tarafta karşıdan böyle terastan zor ya şurada bir morini vardı akşam üzeri giyinirdi kahveleri içirirdi yani bir taraftan da sanki kesinlikle öyle. Bu senin aslında biraz önce söylediğin o riskle de el ele giden bir şey. Ekonomik kriz beklentisi var. Ne kadar kötü olacağını, her birimizin nasıl vuracağını bilmiyoruz. Bir de eskiden çok doğal gelen, basit gelen gündelik zevklerin çoğunu yitirdik. Şu anda yitirmiş durumdayız. Hani tabii ki umuyoruz ki bu böyle kalmayacak ve umuyoruz ki geçecek. Ama çok güzel bir noktaya parmak bastın. Bir yas yaşıyoruz. Gündelik hayatın, eski halimizin yası. Bütün hayat değişikliklerinde, işte kanser tanısında da iyi şeylerde bile bu yas hissi oluyor aslında. Bir iyiye giden değişikliklerde bile eskideki şeye karşı bir nostalji oluyor ki şu anda hayatımız kısıtlandı ve eskiden keyifle yapabildiğimiz şeylerin birçoğunu yapamaz durumdayız bir süre için. Dolayısıyla bu yas duygusunun da insanda hem depresif bir duygu durum yaratması hem motivasyonunu azaltması hem de öfke yaratması çok doğal bir şey. Bu duygularımızı anlamamız ve kabul etmemiz gerekiyor. Gülçin sormuş. Ben aldığım her şeyi köpükle süngerle bu psikolojik bir sorun mu yoksa herkesin yaptığı bir şeyi yapıyorum? Tabii şimdi düşünürseniz normalin yani gerekliden abartılıya kadar böyle bir yelpaze var aslında. Hepimiz o yelpazenin bir yerindeyiz. Ama şunu söylemek lazım. Bu olay geçti, umarım geçtikten sonra hala aynı şekilde bunları yapmaya devam ederse insan her şey bütün dünya normale dönecek inşallah o olduktan sonra bunu bir sorun olarak kabul etmek lazım. Ama yine de hani örneğin diyelim ki bunları yaptığınız için işte sürekli elinizi dezenfektanla temizlediğiniz için elleriniz yara oluyorsa ve bu yüzden örneğin günlük hayatınız devam etmiyorsa. Ya ben bunu acaba biraz abartıyor muyum? Herkes böyle mi yapıyor diye gerçekten sormak lazım. Hanımefendinin yaptığı şey de bu aslında. Başkaları da yapıyor mu? Şu anda birçok insan yapıyor. Bunu söyleyebilirim. Bu tarz şeyleri. Kimisi daha az yapıyor, kimisi daha çok yapıyor. Burada önemli olan o gerçekliği check etmenin yapılması. Belki de uzmanlara sorulması. Sizin canlı yayınlarınız bu tarz sorular için aslında çok doğru yerler. Ben psikiyatri uzmanıyım ama örneğin enfeksiyonla ilgilenen eminim çok iddiacı da gördüm. Çok iyi bilim adamları şey yapıyorsunuz. Onlara sorulabilir. Ama şu dönemde birçok insan yapıyor. Canını sıkmasın hanımefendi. Evet ben de yapıyorum.
Genel müdürümüz bir yandan her şeyden uzak olmanın getirdiği bir rahatlıktan söz edilebilir mi bu dönemde diyor. Uzak olmanın getirdiğinden sonrasını çok iyi anlamadım. Diyor ki tekrar ben de yakalıyorum. Bir yandan her şeyden uzak olmanın getirdiği psikolojik bir ve bu yüzden yeniden aynı stresli ortama dönmek üstelik bir risk olmayacak mı? Haklısın. Şimdi ben hastanede çalışıyorum burada. Hastanem şurada karşıda görünüyor. Psikiyatri bölümünde çalışıyorum. Fakat tabii diğer bölümlere hasta gelme olasılığına karşılık bizim hasta sayımız azaltıldı. Dolayısıyla ve bu gerçekten bir rahatlık, yani ben evde oturmuyorum ama yine de bir rahatlık hissi var ve bir yandan hadi tabii normale dönmeyi çok istemekle beraber bir yandan da hani bu o durumun getirdiği o rahatlık, işlerimi yavaş yavaş iş yerinde yapabilme durumunu da çok seviyorum. Evet, bu da bundan sonra çok güzel bir noktaya parmak basmış. Normale döndüğümüzde de bu dönemdeki sakinliği, yavaşlığı bazen arayacağız. Doğru. O Kesin. yüzden o günleri düşünüp bugünkü sıkıntımızı normalleştirmeye çalışmak veya bugünkü sıkıntımızın da tadını çıkarmak çok önemli bence. Bunu Kesin. yapmaya çalışmalıyız. Mukaddes de benimle ilgili. Bu arada Cem Bey hoş geldiniz. Bursa adım adım Bursa. Mukaddes de benim de aynı soruyu merak ediyor. Yeni normal diye bir tanım girdi hayatımda. Kendisi için nedir, tanımlayabilir mi? Benim için yeni normal. Biraz daha birincisi benim adıma şöyle bir şey oldu. Ben yüz yüze kontağı çok seven bir insanım. Ve bana göre telefon, işte çeşitli şeyler, şu anda yaptığımız gibi canlı yayınlar ya da Skype görüşmeleri onun yerini tutmazdı. Fakat yeni normalde benim şaşırarak öğrendiğim bir şey oldu. Online örneğin sunumlar yapıyorum. Çok özlediğim, Almanya'da olduğum için bir şey. Çok keyifli geçiyor. Şu anda yaptığımız şey bana çok güzel, büyük bir mutluluk veriyor. Seni görmek ama başka insanlara da ulaşabiliyor olmak. Arkadaşlarım, lise arkadaşlarım, ailemle de aynı şekilde. Benim için yeni normal, uzakta olsam insanlarla iletişimimin devam edebildiğini görmek oldu. Ve yani o buradaki yalnızlık hissime çok büyük bir faydası oldu diye düşünüyorum. Bir de her ne kadar çalışmaya devam etsem de birçoğumuz bunu yaşıyoruz. Bazen böyle senin az önce söylediğin gibi o gereksiz parazitler, günlük hayatın koşuşturması ortadan kalktığında ne kadar çok şey başarabildiğimizi ya da başarmasak bile yaptığımız az şeyin tadını alabildiğimizi gördük. Sanıyorum yeni normalde kazanım olarak bize bunlar gelecek. Ama yeni normalin içinde belki de az önce de söylediğimiz gibi biraz daha kaygılı olmak, biraz daha temizlik takıntılı olmak da olacak. Bunlar da olumsuz tarafları olacak diye düşünüyorum. Ama iyi taraflarını unutmamak lazım herhalde veya görmeye çalışmak lazım. Yani biraz daha hayatımız şekil değiştirecek gibi geliyor bana. Evet. Her şekilde, her açıdan. Biraz daha teknoloji oldu ama hayata biraz daha yavaş yavaş döneceğiz. Hadi yazın işte İzmir'de tatillerimizi yapacak da bu annelerin, babaların yanında. Yavaş yavaş, adım adım dönüş olacak. Evet. Şimdi bu dolayı oluşan bir kaygım dolayısıyla anksiyetem var. Korkmadan da korkuya zamanla anksiyete kaygılarımız, korkularımız anksiyeteye dönüşüyor mu? Yani burada anksiyete denilen şeyle kastettiğimiz hani kaygı bozukluğu hastalıkları. Evet, şimdi ben
birkaç hafta önce İtalya'da, sen de İtalya ile yakın bağlantı içindesin, İtalya'da bir arkadaşımla konuştum. Yine aynen obsesif kompulsif bozuklukla ilgili söylediğimiz şeyde olduğu gibi, insanlar ilk başta psikiyatristlere, sağlık kurumlarına gitmeyi durdurdular. Ama bir yerden sonra meyilli olan kişilerde, yani daha önceden psikiyatrik hastalığı olan ya da genel olarak kaygılı olmaya meyilli olan kişilerde bir noktadan sonra bu kaygı bozukluk, bu doğal olan korkular ve sıkıntılar ve stres kaygı bozukluklarına, anksiyete bozukluklarına dönüşebilecek. İtalya'da da işte aynen bu yaşanmış. Şu anda, yani bundan 10 gün öncesinden bahsediyorum, giderek de artıyor sanıyorum. Sağlık kurumlarına psikiyatri nedeniyle başvurularda bir artış var. Maalesef bu doğru. Ama yani hepimiz bu stres nedeniyle veya yaşadığımız bu koşullar nedeniyle hepimiz kaygı bozukluğu hastası olmayacağız. Yani stresle, doğal olan tepki, stres tepkisiyle psikiyatrik hastalıkları birbirinden ayırmak lazım. Şu anda çok özel bir şey yaşıyoruz. Dolayısıyla stresli olmamız, tepki vermemiz, üzüntülü olmamız, bunlar hepsi normal şeyler. Ama bunlar bir noktadan sonra bu stres ortadan kalkmasına rağmen hayatımızı yönetmeye ve günlük işlevselliğimizi bozmaya devam ederse ona hastalık diyeceğiz. Maalesef bir grup insanda bu olacak. Evet, ben de bunu etrafımda çok fazla duyuyorum. İtalya'daki arkadaşlarımla da biraz daha ağır yaşıyorlar. Evet. Onlar daha fazla istekliler. Ne kadar bizlere göre biraz daha, biliyorsun, klinikler ilk başında şeylerdi, ben aradığımda falan. Hatta şey diyorlardı, aa sen bu haberleri nereden alıyorsun? Hani sanki o kadar içlerinde duymuyormuş gibi, o kadar zarif yaşıyorlar. Hani yeter kısmındalar ve bu gerçekten onlarda anksiyeteye durumda. Mesela bir soru da, iletişim herhalde samimiyet ve saygı çizgileri değişti. Bugün diyor mesela Petek. Önemli bir destek verenimiz de. Evet, bu selamlaşma şekli ne zaman değişecek? Çok böyle sarılan, öpüşen bir toplumuz. Gerçekten değişecek. Ben farklı bir soru sormak istiyorum. Bu çok bilim. Sence bilim popüler olmalı mı? Kesinlikle. Şöyle, bilim yol gösterici olmalı. Yani sizin de hep yayınlarınızda yapmaya çalıştığınız şeyin o olduğunu görüyorum. Bilim yol gösterici olmalı. Ve bilim insanlara ulaşmak adına tabii ki de zaman zaman popülerleşmeli de. Tabii ki de insanların anlayabileceği şekilde. Ama bilim sürekli bir popüler kültürün veya işte medyanın sürekli bir malzemesi olmamalı. Çünkü medya kuruluşları her zaman tabii daha çarpıcı olan şeyi ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Çünkü insanlar bunu dinliyorlar. Yani bunun jargonu ne olmalı? Yani burada bence doğru, zaten işini iyi bilen ve bunu hazmetmiş bilim adamları, bilim insanları zaten bunu yapıyorlar. Tabii ki de insanlar bilgilendirilmeli ama böyle bir takım aşırı iddialarla, insanlara aşırı umutlar vererek veya insanlara korkular salarak veya insanları aslında korkulacak bir şeyden korkulmaması gerektiğini söyleyerek ilgi çekmeye çalışan bilim adamlarına çok da fazla dikkat edilmemesi ya da onların ön plana çıkartılmaması mümkünse çok önemli. Çünkü bilim yol göstericiliği çok önemli, bilgi vermesi çok önemli ama insanların bilim insanlarının
da insanları da insanlar ve hepimiz ilgiye ihtiyaç duyuyoruz ve ani bir ilgi, senelerce bilim için kendi başına çalıştıktan sonra bazen kimi insanların tepkilerini çok sağlıklı olmamasına neden olabiliyor. Yani burada mantıktan ve abartılı olmaktan, mantıktan şaşmamak ve abartılı olmaktan kaçınmak çok önemli diye düşünüyorum. Ama evet. Bilimin ön planda olması çok doğru ve şu anda zaten olması gerekiyor bilim insanların. Çünkü bu süreçte hepimiz bekliyoruz. Diğer taraftan bir umut diye bekliyor insanlar. Yani bu 1920'den sonra sanıyorum Begüm'den duyduğum kadarıyla, yani enfeksiyoncu ya da mikrobiyolog değilim, ben de okuduğum kadarıyla, ilgilenip araştırdığım kadarıyla ilk defa bir pandemi yaşıyoruz ve insanlar görmediğiyle ilgilenmeye çalışıyorlar. Bu nedenle ilgili araştırmalar yapıyor. Dolayısıyla çok iddialı şeyler insanlara bir umut diye çok böyle şişirilen şeyler insanlarda psikolojik olarak negatif düşünüyorum ben de. Evet. Çok umutlandırıyorum. Bu kadar evlere kapanmışken gerçekten internet de bence konuşulması gereken bir şey bu noktada. Hepimiz tehlikeli bir ortam olmaya başladı. Çok bilgi kirliliği var. Bu konuda yani 7-20'de buradayız. Televizyonda bir topik yazmış. Her branş doktorunun pandemi konusunda fikir vermesi doğru. Yani kesinlikle. Covid'e iyi gelir diye bir şey duydum bugün. Yani daha göremedikleri bir şey için insanlar laboratuvarlarda yaparken bunu yersen buna iyi gelir konusu için gerçekten ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Yani ben onu duymadım ama bu böyle iddialı şeylerden kaçınmak gerektiğine kesinlikle çok inanıyorum. Eminim bunu yapan insanların temelde iyi bir niyetleri vardır. Ama insanları zaten aynen senin dediğin gibi yani evlerinde oturmuş bir şeyler öğrenmeye, bir umut duymaya çalışan insanların duygularını bu şekilde kullanmak çok çok üzücü diye düşünüyorum. Gerçek bir bilim adamı her zaman kanıtlarla konuşur, bilimsel araştırmalarla konuşur, vakalarla konuşsa bile onların o kadar değerli olmadığını bilir ve bunları anlatabilir. Sanıyorum diğer haberlerde olduğu gibi bilimle ilgili haberlerde ve bilim insanlarını dinlerken de şöyle bir süzgeçten geçirerek dinlemek çok önemli. Şunu sormak lazım. Yani gerçekten bu kadar hayati bir şey varsa bütün dünya bunu neden şimdi kullanmaya başlamadı? Dolayısıyla her zaman güvenilir kaynaktan bilim haberlerini de diğer haberleri de almaya çalışmakta fayda var. Çok önemli. Peki psikolojide sosyal medya ile ilgili yapılan çalışmalar var mı? Tekrar edebilir misin? Psikiyatride ya da psikolojide sosyal medya ile ilgili, bunun bağımlılığı ile ilgili psikiyatrik çalışmalar var mı? Çok sayıda var. Yani bu dönemle ilgili henüz çalışma çıkmadı. Gerçekten ben daha karantina döneminin başından itibaren karantina yaşantısının insanın psikolojisine etkileriyle ilgili çalışma araştırıyorum. Net bir çalışma yok. Yani stres durumunun insana nasıl etki ettiğiyle ilgili çalışmalar var. Ama sosyal medya kullanımımızın arttığı bir gerçek. Kaygıyla ve de bilgi edinme isteği, yani kendimizi korumak için aslında ilk başta belki de sağlıklı bir tepkiydi. Ne zaman örneğin, ne zaman dükkanlar kapanacak? Ben ilk zamanlarda Almanya'daki hasta sayısının artışını şu nedenle takip ettim. Dükkanların kapanacağı zamanı, uçuşların duracağı zamanı anlamaya çalıştım. Gelip gidecek olan insanların durumlarını anlayabilmek için. Ama bir noktadan sonra tabii bu bir bağımlılığa dönüştü ve
hepimiz için ilk başta öyle oldu. Ben psikiyatri uzmanıyım. İnternet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı ile ilgili çok iyi bir bilgim var. Ama ben bile elimden bir süre telefonu düşüremedim. Ama bir yerden sonra dikkat etmeye, bunu kontrol etmeye çalıştım. Sanıyorum hepimizin bunu yapmaya çalışması gerekiyor. Yani bilgi edinme ihtiyacımız, önlem alma ihtiyacımızla bu sürekli elinde telefonu tutup sosyal medya ile ilgilenme isteğini dengelememiz gerekiyor. Çünkü sosyal medya ile ilgilenmek hem başkalarının yaptığı şeyleri görüp kendini kıyaslamak açısından riskli, hem sizi mutlu hissettirecek bir takım şeyleri fark edememenize sebep olması açısından riskli, hem biraz önce senin söylediğin gibi duygularını yaşamamak açısından riskli. Dolayısıyla bu şu anda öyle bir tehlikemiz kesinlikle var. Yani sosyal medya bizi bağlantıda tutuyor. Benim çok ne kadar keyif aldığımı ve benim hayatımda güzel bir dönem başlattığını az önce konuştuk. Ama bir yandan da böyle bir riskimiz var hepimizin gerçekten. Zaten vardı, daha çok var bu dönemde. Daha çok var. Peki bu grubun sonunda şimdi biraz ekonomiyi de hani benim kendi ilgili olduğu için de şimdi tüm dünyadaki dolar emisyonu bir şekilde değişiyor. Ne kadar işte yok Fransa şu kadar dolar dağıtıyor, Amerika'da şu kadar dolarlar dağıttı. Yani şimdi bu insanların merkez bankalarının biraz bu işten anlıyorsak para bastığını biliyoruz. Amerika'da para vardı da dağıtıldı. İnersek. Dolayısıyla tüm dünyayı global bir kriz bekliyor aslında. Dünya birleşecek yani. Türkiye'yle, orayla, burayla ilgisi yok. Bütün sistemler, borsalar altı, işte faizler, orası, burası değişiyor. Dünya fakirleşecek. İşte bu lockdown, kapanma, evlere kapanma durumu normale dönüşle birlikte de yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başlıyor. Bu normal hayata uyum sürecinde neler ilgilenecek? Mesela biz derneğimizde ilk vakalar duyulduktan itibaren evden çalışmasını istedik. Çünkü bu bizim için şeydi, yani biz bir aile olarak hissediyoruz. Kendi ailemizde ne yapıyorsak, derneğimizdeki ailemizde de bu olmalı. En doğrusu. Dikkat ettik. Nasıl döneceğiz biz normal hayata? Psikolojik olarak ne yaşayacağız? Ne yapmalıyız? İnsanlar ekonomik olarak ne yaşayacaklar? Yani psikolojik olarak biz nelere dikkat etmeliyiz? Hani bizim kanserimizde önce inkar ederiz. Ondan sonra öfkeleniriz. Hani bu sürecine kadar 5 aşamamız vardı ya. Evet. Hani belki bize bu süreçten bahsedecek, böyle mi yaşayacağız ya da nasıl yaşamalıyız bu süreçte? Bu yasın aşamaları hem şu an için geçerli, çok güzel sen de anlattın. Hani ilk baştaki o şok, sonra keşke şunlar olmasaydı bu olmaz, keşke şunu yapsaydım belki farklı olurdu şeklindeki pazarlık aşaması. Sonra depresyon aşaması dediğimiz kabullenmenin başladığı ve kaybın anlaşıldığı aşama ve sonra hani o kayıpla beraber yaşamaya çalışmak. Tabii ki de bir ekonomik kriz olacaksa eğer, ki olması çok bekleniyor senin dediğin gibi, maalesef bunun bu gerçeği de aynı mekanizmalarla kabul etmemiz gerekecek. Yani sorunu iki bölüme ayırmak lazım. Senin biraz önce dediğin bir şeyi altını vurgulamak istiyorum. Çünkü bence bu yası doğru yaşamakla ilgili de çok önemli bir yol. Sen belki böyle şeyleri çok okuduğun için, yaşadığın için belki de içten gelerek güzel bir yol bulmuşsun. Yani duygularını yaşamaya izin vermek. Diyorsun ya, o kötü hissediyorsam o kötüyü yaşıyorum. Canım bir şey yapmak istemiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Anlattığın şey aslında şu anda çok da popüler de olan mindfulness kavramına da çok uyuyor. Yani duyguya izin vermek aslında.
bu duyguları kabul etmek, duyguları bastırmamak, bu gerçekliği anlamak ve kabul etmek aslında bu yas aşamasında da çok önemli. Şu anda yaşadığımız şey için de önemli. Sonraki dönemde eğer gelecekse bu yaşayacağımız zorlukları kabul etmek açısından da çok önemli. Yani burada duygusal olarak yapmamız gereken şeyin kabullenmek olduğunu ve o içinde yaşadığımız zorlukları anlamak, anlamaya izin vermek, kendimize üzülme izni vermek olduğunu düşünüyorum. Ha, geriye dönerken nasıl dönmeliyiz? Pratik olarak kısmına gelince sorunun, orada da şey çok önemli. Tabii yani hani bir yoksunluk durumundan çıktığımız için çok güzel bir video var ya, hani işte karantina kalktığında ben bir bayan böyle sokakta koşturuyor. Ben Almanya'da bunu aslında görüyoruz birazcık. Şimdi pazartesi günü dükkanlar tekrar açıldı. Türkiye'deki gibi normal dükkanlar kapalıydı Almanya'da. Sadece süpermarketler açıktı. Ve tekrar açıldı dükkanlar. Ve insanlar yoğun bir şekilde dışarıya çıktılar ve heyecanla alışveriş yapmaya başladılar. Tabii ki de bizim kadar veya İtalyanlar kadar heyecanlı değiller onlar. Çok o kadar canlı değiller ama yine de hani bastırılmış bir şeyin geriye dönmesi. İnsanda böyle hadi bir çıkayım alışveriş yapayım işte o ceketi alayım gibi bir duygu oluyor. Sanıyorum ona dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer ki bu şekilde abartılı bir dışarıya çıkma durumu olursa tekrar alevlenecek, salgın alevlenecek ve tekrar eve dönmek zorunda kalacağız. Çünkü burada eve dönmelerimizin nedeninin sağlık sisteminin yükünü belli bir seviyede tutmak olduğunu düşünürsek eğer, sağlık sisteminde tekrar hastalıkta bir alevlenme olduğunda hızla geriye döneceğiz. Bu da bizim o çaresizlik, öfke ve engellenmiş hissimizi çok arttıracak diye düşünüyorum. Nasıl geri dönmeliyiz de en dikkat edilecek şey, evet tabii ki de çok özlem duyuyoruz normal hayatımıza ama sakin sakin sindire sindire hem pratik olarak işte alışverişler vesaire gibi hem de duygusal olarak dönmeliyiz diye düşünüyorum. Belki de en fazla destek alınması gereken süreç olacak. Kesinlikle. Söylüyorum. İnsanlar genelde başına bir şey geldiğinde bizimle yolculuğu. Diyorlar ki sorunun mu var? Yok hayır. Yani falan diyorlar. Çünkü genelde insan gerektiği. Ama aslında bu bir danışmanlık, bir yol arkadaşlığı. Eğer ki ve bu artık çok kolay yürüyen herkes bu danışmanlığı alabilir. Çok genişlediler. Avukata da hep başına bir sorun geldiğinde gidiyor. Psikiyatristim aynı liseden arkadaş var. Yayında şimdi duyuyorlarsa beni. İnsanlar biraz bunu yol başımıza bir şey gelmesi gerekmiyor. Bu yol arkadaşlarımız bir tane desteğimiz oluyor. Dolayısıyla bu süreçte başınıza alışverişinde bulunuyorsunuz, bir destek alıyorsunuz. Dolayısıyla belki benim sebeplerinden biri de bu. Hani dedin ya kendi yolunu bulmuşsun. Evet. Dolayısıyla sürekli bu arkadaşlığı, yol arkadaşlığını yürüttüğün zaman böyle bir Dida, bu konuda ben sana çok teşekkür etmek istiyorum. Sadece bu yayında değil ama genel olarak da hani bu süreçte yani psikiyatriste, psikoloğa, terapiye gittiğini söyleyebilmek çok değerli bir şey. Çünkü maalesef yani psikiyatrik hastalıklar damgalanan şeyler ve insanlar bundan söz etmek istemiyorlar. Dolayısıyla senin gibi insanların bu süreçten
söz etmesi çok değerli bir şey. Sana gerçekten yani psikiyatristler adına da psikiyatrik sorunlar yaşayan insanlar adına da çok teşekkür ederim. Şey doğru değil. Herkesin bir psikiyatristi olmalı veya psikoloğu olmalı. Herkesin her zaman bir psikiyatristi ya da psikoloğu olması gerekmiyor. Ama bazı şeyleri destekle halletmek her zaman daha kolay. Bir yol göstericiyle halletmek. Bu konuda ki açıklığına çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çünkü bu konudaki damgalanmayı ancak konuşarak aşabiliriz ve böyle açıkça konuşulması çok değerli bir şey. Kesinlikle. Çok büyük biraz daha bahsedeyim. Bizi kanser hastası benim çocuğumun anneleri de var. Onlar da benim sürecimi biliyorlar. Biraz seninle tanışmamızdan da bahsedeyim o zaman ben. Ben kanser hastalığının çok zor bir döneminde seninle tanıştık. İşte benim psikiyatristim geldi. İşte o. Arkadaşlar ben hastalığın çok zor bir döneminde artık çıkış olmadığını düşündüğüm bir dönemde bir intihar girişiminin ardından hastaneye kaldırıldığımda Defne ile tanışmıştık. Belki o yüzden bu kadar heyecanlıyım. Benim hayata dönmemde çok böyle enteresan, keskin bir noktada tanışmıştık ve ben hayal meyal diyorum Defne'yi. O yüzden hala böyle sesim titrer ve kalbim çok başka atıyor. Ondan sonra da Defne benim 10 senelik psikiyatristimle tanışmama vesile olan kadındır. O yüzden benim için çok böyle hani başımın üzerinde çok özel bir kadın. O yüzden böyle yayına hazırlanırken heyecanlandım. Kalbim pat 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 böyle. O yüzden minnettarım, iyi ki varsın ve bunu söylemekten her zaman gurur duyacağım. Çünkü insan her şeye yetebildiğini düşündüğü yerde bence en çaresiz olduğu zaman. Dolayısıyla iyi ki varsınız. Ben de senin gibi insanlara dokunan bütün psikiyatristlere buradan tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Beraber yapacak çok proje var. Zaten yarın öbür gün hemen Beyin'le kapını çalacağız. Şahane bir proje hazırladık. Muhteşem kanser hastası çocuklar için özellikle bu dönemle ilgili. Bayılacaksın. Çok mutlu olurum. Anne diyor. Evet, biz ailece minnettarız size. Ben şunu söylemek istiyorum. Bizim işimiz bu ve biz hayatına dokunduğumuz senin sözlerinle insanlara sahip olmadıkları bir gücü hiçbir zaman vermiyoruz. Ama yani senin gibi güçlü bir insanın bile zor zamanlar geçirebildiğini duymanın birçok insana çok büyük bir ilham verebileceğini düşünüyorum. Biz bütün doktorlar gibi, bütün sağlık çalışanları gibi aslında insanlara o zor dönemde yol gösteriyoruz ya da o insanların kendi normal hallerini bulmalarını sağlıyoruz. Ona sonrası o insanlara kalıyor gerçekten. Güzel sözlerin için meslektaşlarım adına çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Son iki dakikamız. Birbirinin yüzüne kapanmadan seni öperek, koklayarak uğurlamak istiyorum. Pat diye kapanmıştı. Aa, öyle mi oluyor? Tamam. Güzel kuş sesleri eşliğinde umarım insanlara bir umut aşılayabilmişizdir. Bu dönem geçecek. Bu dönemde tabii ki de iyi görmeye çalışacağız. Ama bir yandan da zor duygularımız, kabul etmesi zor, bizi zorlayan duygularımız olduğunda da bunu aynen senin yaptığın gibi en güzel şekilde kabul edip anlamaya ve hazmetmeye çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bu mukaddes yazmış. Defne Hanım'ı sorumluluğunda paylaşıyorum. Yorumları için çok teşekkür ediyorum diye. Ben de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Geçti güzel bilgiler için çok teşekkür ediyorum diyor. Harikasınız demişler. İyi ki varsın. Kızları da çok teşekkür ederim. Eve sevgiler, selam. Sizler de iyi ki varsınız. Sağlık.
İnşallah uçuşlar açıldığında ziyarete geleceğim. Beklerim. Seni de Götür yutlu. ekibi. Tamam. Çok Görüşmek üzere. hoşça kal Defne'm. Çok Hoşça teşekkür kalın hepiniz. ederim. Çok Sağ olun. Bye teşekkürler. bye.